Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Lütfü Sevencan. Bu videoda size bazlamadan kolay pizza yapacağım. Bunu sizler de evinizde çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Evet, şimdi sıra geldi malzemelerimize. Bir adet bazlamam, dilimlenmiş sucuk, dilimlenmiş kaşar, 2 adet yumurta ve oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi bazlamamızı kesmeye. Bir bıçak yardımıyla bazlamamızı şu şekilde çevresinden şöyle düzgün ve güzel bir şekilde şöyle keseceğiz ve bu üst tabanını ellerimizde alacağız. Ben bazlamamın üst tabanını aldım ve şu şekilde bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi buraya bıçak yardımıyla oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını süreceğim. Şu şekilde ben sürmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde bazlamamın içerisine ben tereyağımı sürüyorum. Bunu sürerken bazlamanın çevresine, ortasına dikkatli bir şekilde ve dağıtarak sürmeye özen gösterin. Yağ sadece tek bir kısımda toplanmasın. Her kısma eşit bir miktarda yayılsın. Böylece bazlama pizzamız daha lezzetli ve daha güzel olacak. Evet, birazcık daha sürüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Şöyle. Bu kadar yeterlidir arkadaşlar. Ben birazcık bol sürdüm. Ama istemiyorsanız, siz bu kadar tereyağlı sevmiyorsanız daha az sürebilirsiniz. Fakat tereyağı güzel bir lezzet verdiği için ben bol sürmeyi tercih ettim. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi bazlamamın içerisine dilimlenmiş kaşarlarımı yerleştirmeye. Şu şekilde ben kaşarlarımı diziyorum. Şöyle. Bu şekilde ben bunları diziyorum. Fakat bu işlemi yaparken gördüğünüz gibi bazlamamın orta kısmını boş bırakıyorum. Çünkü oraya birazdan başka bir şey koyacağız. Sizler de göreceksiniz ve bayılacaksınız. Evet. Kaşarları dizme işlemimi bitirmek üzereyim. Şöyle. Son bir adet daha koyuyorum. Şu şekilde kaşarlarımı gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde dizdim. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi sucuklarımı dizmeye. Ben kaşarlarımın üzerine şu şekilde sucuklarımı dizmeye başlıyorum. Şöyle. Evet. Şuralara doğru da birazcık diziyorum arkadaşlar. Bu kadarı benim için yeterli. Çünkü orta kısmının boş kalması gerekiyor. Bu orta kısma da yumurta kıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi sıra geldi yumurtalarımızı kırmaya. Şu şekilde. İki yumurtamı da kırıyorum. Şöyle bir görüntü çıkıyor ortaya. Arkadaşlar, bazlama pizzamı fırına koymadan önce size bir göstermek istedim. Gördüğünüz gibi fırın tepsime koydum. İsterseniz tepsiyi yağlayabilirsiniz. Ama ben yağlamayı tercih etmedim. Onun yerine yağlı kağıt kullandım. Bu da oldukça pratik.
Şimdi ben bazlama pizzamı fırına veriyorum ve piştikten sonra sizinle tekrar paylaşacağım. Pizzamın son hali budur. Gördüğünüz gibi yumurtalı olan burada bunu sizinle birlikte hazırlamıştım. Ben bir tane de yumurtasız olarak hazırladım. İsterseniz bu şekilde, isterseniz sade bir şekilde hazırlayıp afiyetle yiyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.